Herkese merhaba. Bu video serisinde 3D üzerine bilgiler paylaşıyor olacağım. Program olarak Cinema 4D kullanacağız. Fakat Photoshop, After Effects, belki diğer programlara da geçiş yapabiliriz. İlk programın konusunu özellikle Redshift Lander motoru seçtim. Çünkü Cinema 4D kullanacağımı söylemiştim. E, Cinema 4D'nin sahip olduğu şirket Maxon, NAB 2019'da, geçtiğimiz Nisan ayında Redshift'i satın aldığını duyurdu. Yani artık Redshift Maxon şirketinin bir parçası. Redshift daha önce 3D Max, Katana, Houdini gibi programlarda da çalışıyordu. Maxon tarafından satın alındıktan sonra da bu desteklerine devam edeceklerini söylediler. Yani bu konuda herhangi bir değişiklik yok. Sadece Redshift, Maxon'un bir parçası olmuş oldu. Render motorlarını donanımsal olarak ikiye ayıracak olursak ekran kartı tabanlı ve işlemci tabanlı render motorları olarak ayırabiliriz. Redshift tamamen ekran kartı tabanlı bir render motoru. Nvidia'nın CUDA teknolojisini kullanıyor. Fakat burada bir handikap oluşuyor. Çünkü macOS'ta Nvidia'nın bu CUDA driver'ları sıkıntılı. macOS muhaver sürümünde CUDA driver'lar tamamıyla yok. Bununla ilgili Haziran 2019'da yapılan Apple etkinliğinde bir iyi haber, bir kötü haber geldi. İsterseniz kötü haberle başlayayım. Apple yine Nvidia ile çalışmıyor. ATI ile devam ediyor. Yani bu da şu demek oluyor. Gelecek dönemlerde de macOS'ta CUDA driver'ları yer almayacak. Yani sadece Redshift değil, diğer And we're really excited to announce that Maxon is bringing their Redshift render engine to the Mac optimized for metal. And finally, you go. the folks at Otoy are already hard at work building a version of Octane that is really going to shine with the incredible GPU performance of the new Mac Pro. Bu render motorlarını Apple kendisinin geliştirdiği mimari olan Metal API üzerinden çalıştıracaklarını duyurdular. Bu tabi MacOS kullanıcıları için iyi bir haber. Çünkü en azından bu render motorlarını kendileri MacOS üzerinde deneyimleyebilecekler. Açıkçası Apple'ın böyle bir şey yapması heyecan verici. Nvidia bu konuda teker olmaya başlamıştı. Özellikle bu CUDA mimarisiyle. Yapılan yapay zeka uygulamaları olsun, e, kripto para madenciliği olsun bir teker olmaya başlamıştı ve fiyatları çok pahalıydı. Umarım yeni bir mimariyle hatta Kuda'dan daha iyi bir mimariyle ATI ya da Apple böyle bir işe girişir. Redshift hızlı olmasının yanı sıra kullanım kolaylığı da sağlıyor. Özellikle Cinema 4D ile de gayet uyumlu çalışıyor. Tabi ufak tefek hataları, ufak tefek sorunlar olabiliyor her render motorunda olabilecek şeyler. Fakat e, Maxon satın aldıktan sonra bu sorunların da tamamen giderileceğine inanıyorum. Bu videoda çok fazla detaylara girmeyeceğim. Sadece genel bir giriş yapacağız. Arayüzünü tanıyacağız. Ee, isterseniz i̇sterseniz başlayalım. Redshift'i kurduktan sonra Cinema 4D'nin içine şöyle üst tarafa bir menüye geliyor. Redshift ile ilgili tüm obje eklemeleri, ışık eklemeleri, kamera ve materyal eklemelerini buradan yapabiliyoruz. Diğer tool'ları da buradan kullanıyoruz. İlk önce Redshift'i ayarlarını yapalım. Render ayarlarını yapalım dosyamızın. Buradaki şu render ayarlarına giriyorum. Render settings. Buradan standart değil de Redshift'i seçiyorum sahneye ekleyeceğimiz şeyleri görebileceğimiz bir pencereye ihtiyacımız var. Bu da Redshift IPR Window diye dediğimiz bir pencere. Fakat bunu son sürümde Redshift Render View olarak değiştirdiler. Buna tıkladığımda şöyle bir siyah pencere gelecek. Bu pencere aslında renderımızın göreceğimiz pencere. En önemli kısmı aslında bu. Bunu ben direkt sol üstteki şu noktalara tıklayıp sağ tarafa kilitliyorum. Burada Önce sahneye bir şeyler eklememiz gerekiyor. Çünkü yoksa Render View'de göreceğimiz şey pek güzel olmayacak. Stüdyo hazırlayalım. Viewport'u önce sağdan görmek istiyorum. Sağ tarafa Spline'ı seçiyorum. Bu arada bu videonun konusu değil şu anda yaptığım. Ama merak eden arkadaşlar için göstermiş olayım. Photoshop'tan ve Illustrator'dan alıştığımız olduğumuz gibi şöyle bir pet çiziyoruz. sağ klik, disconnect point. Ee, şimdi aynısından bu arada şu anda çizimde işim bittiği için tekrar perspektif görünümüne dönmek istiyorum. Biraz geniş görelim. Evet. Spline'ımız bu şekilde. Bundan bir kopya alıyorum. Buradan Ctrl-C ve Ctrl-V ile aynısından bir kopya alıyorum. Bunu sağa doğru, sola doğru çekiyorum. Şöyle iki tane spline'ımız oldu. Bunları birleştirmek için ise Buradan loft nörbü seçiyorum. Ekliyoruz. Ekledikten sonra bunları içine sürükleyip bıraktığımda ops, şöyle sonsuz bir perdemiz oldu. Şimdi buraya önce bir kamera ekleyelim. Sahnemiz aslında hazır. Kamera ekleyelim. Kameramızın açısı şu anda şu şekilde. Tekrar içine girelim. Bu arada şunun açılarını Zaten tam karşıya bakıyor olsun, tekrar kameranın içine giriyorum. Fokal lektini değiştiriyorum, bir 85 milimetre yeterli olacaktır. Kameranın dışına çıktığımızda zaten nasıl bir sahne kurduğumuzu siz de göreceksiniz. Şu şekilde bir sahnemiz var. Sonsuz perdemiz var. Şu anda sonsuz perdenin üzerine e eksiğimiz olan iki şey var. Birisi ışık, ikincisi model ve modelin materyalleri aslında. Şimdi ben Cinema 4D'nin içinden varsayılan olarak gelen bir model ekliyorum. Burada ödül heykeli gibi bir şey bu sanırım. Bunu ekliyorum. Şu şekilde. Şu anda tabii eklediğimiz modelin kendi üzerinde gelen kendi üzerinde gelen materyalleri var. Bu materyalleri siliyorum. Bununla işimiz yok. Çünkü bunlar Cinema 4D'nin standart materyalleri. Ve Redshift'te maalesef çalışmıyor. Umarım gelecekte bunu da düzeltirler. Standart materyaller ve Redshift materyalleri daha uyumlu çalışır. Şimdi boş bir modelimiz var. Hatta bunu biraz daha büyütelim. Çünkü sağ, ekranda çok küçük kalıyor. Şöyle büyütelim. Şimdi gelelim render view'da yani sağ tarafta ilk videoyu başlarken eklediğimiz kısımdaki butonlara ilk ikonda bahsedilen şey aslında render'ın son hali. Yani tıkladığımızda bizim Redshift'te şurada output'ta ne verdiysek yani 1280 x 720 mesela şu anda bunu direkt olarak son halini veriyor. Fakat ben bunu kullanmıyorum açıkçası. Niye derseniz zaten eğer ayarlarınızı Redshift olarak yapmışsanız son halini almak istediğinizde direkt Picture View'e gönderebilirsiniz. Yani şu anda aslında aldığım render Redshift'in o yüzden buradakini pek kullanmıyorum fakat sağ taraftaki Kullanacağımız en önemli Buton çünkü bu Bu pencereyi Başlatıp durdurmaya yarıyor Ben şimdi sahneye bir de ışık ekleyeyim şu anda sahnemiz hazır modelimiz var Fakat ışığımız yok sahnede O yüzden Cinema 4D'ye aşina olan arkadaşlar belki bilirler normalde bizim Şuradan eklediğimiz bir Sky var burada Birebir aynısı aslında kullanacağım şey Redshift'te ise bu Dome Light diye geçiyor yani Dome Light dediğimiz şey standart sinema ford'daki sky'a denk geliyor. Donlight eklediğimizde zaten bir default olarak bir ışık ekleyecektir. Yani gördüğünüz gibi bir beyaz bir ışık geldi. Zaten kendi içinde de beyaz olarak tint beyaz olarak seçildi. Buna ben bir e, HDR ekliyorum. Tıkladığımda şöyle e, elimde olan bir ...ekleyeyim. bir stüdyo mater... not e, mat HDR dosyası. Evet şu anda aslında ...stüdyomuzu hazırladık. ışığımız da var. Fakat materyallerimiz yok. Ben hızlıca materyaller... De ...eklemek istiyorum. Bu kısımların detaylarına girmiyorum. Redshift normal, standart materyaldekine... ...bir benzer şekilde ekliyor fakat standart materyal ekleyemiyorsunuz. Create, Redshift, Materyal... ...dediğimizde Default bir materyal oluşturuyor. Bunu sürükle bırak yaptığımızda zaten bir e, kendinin varsayılan bir rengi var e, kahverengi ne kahverengi de demeyeyim ama gri bir rengi var şöyle diyeyim tıkladığımızda zaten şöyle bir ekran gelecek materyale böyle gri bir default materyal atıyor aslında buraya biz bunu beyaz yapalım başka bir şeye dokunmuyorum bu arada çünkü burası e, bambaşka bir alem aslında çünkü buradaki yani relative materyal oluşturmak eee standart Iron yani R20 ile gerçi değişti. Cinema d R20 ile de aslında bu shader graph mantığına döndü. Ama R19 kullanıyorum ben. O yüzden yani standart materyalden biraz farklı. Bunu detaylı olarak inceleriz ileride. Yeni başka bir materyal daha oluşturalım. Bu materyalde beyaz olsun. Ve refleksin olmasın. Bunu da perdemize ekliyorum. Şu anda sonsuz bir perdemiz. Beyaz ıı, ışıklı bir perdemiz oldu. Şimdi iki tane daha materyal ekleyeceğim. Birisini e, ödülün üst kısımdaki metal alanı için. Diğerini ödülün alt kısımdaki alan için ekleyeceğim. Yeniden yeni materyal oluşturuyorum. Redshift, materyal. Burada tıkladığımızda zaten ilk gelen alanda çok basit. E, materyal ayarlarını yapabiliriz, hatta yukarıda belli presetler de var. Burada örnek verecek olursak, ben şimdi bunun e, bakır ya da altın rengi bir e, materyal olmasını istiyorum. O yüzden şuradan varsa gold varmış mesela, goldu seçtim. Bunu sürükle bırak yapıyorum. Bu, bu arada eski ettiğim sadece üst kısma, sadece şunu ekliyorum. Bu arada gruba eklediğimiz materyali kaldırıyorum. Bunu üst kısma ekledik. Şu anda altın materyali aslında direkt olarak eklendi ve gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde yani çok 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 az ayarla Hatta hiç ayar yapmadan bu şekilde bir render görüyoruz. Girip materyal da ekliyorum. Bunu da altındaki ops bu arada Cinema 4D materyali oluşturdum. Create. Evet materyal oluşturmam gerekiyor. Materyal. Tekrar buraya giriyorum. Bunu da ne yapalım? Ee, plastik yapalım. Rengi de şöyle bir renk olsun diyelim. Bunu sürükle bırak yapıyorum. Alttaki iki obje. Bu arada bunu yanlış yerden aldım sanırım. Aynen. Rengi almamış maalesef. Tekrar değiştiriyorum. Aynen. Şimdi aslında materyalimiz birazcık e, tahta. Tahta mı diyeyim artık buna ne diyeyim. E, parke rengi gibi bir şey oldu. Dediğim gibi bu materyaller ve materyal oluşturma kısmı için biraz zaman gerekecek. Şu anda onları anlatamayacağım ama en basiti yeni materyal oluştur dediğinizde şöyle bir ekran gelecek. Burada bu ana rengimiz işte ikincisi sadece reflection, üçüncüsü ...transparan olup olmaması ile ilgili. Bu kısma dediğim gibi çok detaylı olduğu için bu kısma çok girmiyorum. Şu anda çok basit olarak anlatıyorum. Sadece renklendirme ve yansımayı... ...yapabiliriz buradan. Şimdi tekrar render view'mize dönelim. Şu anda artık bir eli yüzü düzgün bir render'ımız olmaya başladı. Ben şu anda kameranın içindeyim hala. Kamerayı biraz daha yakınlaştırıyorum. Hiçbir ayar yapmadan, sadece default materyallerle, varsayılan materyallerle yani hiçbir yeni ayar yapmadan böyle bir görüntü elde ettik. Tekrar gelelim e, Render View'deki ayarlara. E, render'ımızı başlatıp durdurma butonu, Refresh etme butonu. Beauty dediğimiz kısım ise Redshift'in ayarlarını yaptığımız şuradaki tüm ayarları aslında Beauty olarak görüyor. Sahnenin sadece alfasını, sahnenin sadece Z alan derinliğini bu tarz şeyleri falan buraya ekleyip ayrıca alabiliriz aslında Cinema 4D'nin kendi e, standartında gelen Multipass'in Pass'in e, farklı versiyonu. Bunları da AOV demişler e, Redshift arkadaşlar. Sağ taraftaki RGB ise isminden de belli. Şu anda e, Red, Green, Blue rengi alıyor. Sadece Red'i al, sadece e, Green'i al, sadece Alfayı al gibi seçenekler var. Şu anda alfayı alamıyor. Çünkü aslında ekranda tamamen bir şeyler var. Çünkü hem perde var hem de bizim modelimiz var. Ben bu perdeyi kaldırırsam. Alfaya gelirsem. Refresh edelim. Domlight'ımız var ayrıca tabi. Domlight'ta da kaldırınca çünkü Domlight'ta da bir HDR dosya olduğu için böyle bir çipte alabilirsiniz. Bunu nasıl kullanırsınız işte e, Photoshop'a hem orijinalini hem de bu şekilde alfasını alıp e, farklı renklendirmeler, farklı şeyler yapılabilir. Ben geri alıyorum. Şeyi. Şimdi devam edelim. E, şurada gördüğümüz Show output before denoising dediği şey e, burada. Bizim Denoise özelliğimiz var, ee, GPU render yaptığımız için e, Optics ve Altus Denoise özellikleri var. Ben Optics'i açarsam eğer, zaten aynı şekilde az önce Beauty'deki kısmı mı benzeri, Beauty Noise ve Beauty diye iki seçenek çıkarıyor. Birisi aslında e, Denoise eklemediği, yani gürültü engelleme eklemediği versiyonu. Onu Beauty Noise yapıyor, e, yani bizim ilk az önce yaptığımız şey. Beauty ise artık e, Denoise eklenmiş hali oluyor. Ve gördüğünüz gibi ikisinin arasında daha var kadar fark var. Ee, Beauty'de kalıp sadece buna basarsanız otomatikman buna geçiyor. Yani e, Noise Reduction eklenmemiş halini görmenizi sağlıyor. Ben tekrar bu Noise Reduction'ı kaldırıyorum. Şu anda bununla bir işimiz yok. Onun yanındaki Crop Region, yani biz sadece ilgilendiğimiz alan modelin sadece bu kısımdaki ışıklandırma ya da materyal düzenlemeleri diyelim. Burada bu alanı sadece seçip sadece o alanı render ediyor. Yani diğer kısmına ilgilenmiyor gördüğünüz gibi. Bunu da göstermiş olduk. Benim en sevdiğim özelliklerinden biri aslında. Oraya geliyoruz. Buradaki drop-down menüdeki kamera seçimi bence çok önemli. Şu anda biz e, hangi kameradaysak, yani viewport'ta hangi kameradaysak sağ taraftaki e, IPR window'umuzda da aynı kamerayı görüyoruz. Fakat burada şöyle bir güzel taraf giriyor devreye. Örneğin ben bu kameradan çıktım. Şu anda kameradayım. E, çıktım ve bu açıya geldim. Ve burada bazı düzenlemeler yapmak istiyorum. Ama kameramdan görmek istiyorum. Onun için buradan auto değil, kamerayı seçersek ya da hangi yeni birden fazla kamera eklemişsek o kamerayı seçip oradaki açısını görebiliyoruz. Yani ben şu anda burada dolaşırken bile sadece bunu görebiliyorum. Ve böylece başka açıdan bakıp, farklı açıdan bakıp, farklı açıdan da görebiliyorum. Yani bir yerden yaptığımı başka bir açıdan görebiliyorum. Bunu şöyle örneklendirelim. Ben buraya bir tane hemen bir konu ekledim. Şunu sürüklediğimde mesela arkasına şöyle... Böylece farklı yerlerden bakıp tam doğru sonucu görebiliriz. kaldıralım. Bu sağ taraftaki zaten seçer seçmez otomatikman aktif hale geliyor. Bu kamerayı kitleme butonu. Yani bu kamerayı artık kitlendi. Biz ne yaparsak yapalım o kamerada kalacak. Bunun yanındaki noktalar ise renderımızı nasıl göreceğimizi soruyor aslında. İki türlü render alabiliyoruz. Progressive render ve bucket render. Progressive render dediği şey her pikseli saniye saniye her peste düzeltip size gösteriyor. Fakat bucket render'da ise direkt sizin yaptığınız buradaki son ayarları yani mesela ben samples 4 maksimum sample'da 16'da buradaki 4'e 16'yı direkt olarak veriyor size bucket'ta. Fakat progresifde ise sıfırdan başlayıp bu noktalara çıkınca duruyor. Şöyle bir örneklendirebiliriz. Mesela buradaki rakamları yükseltelim. Birini 100 yapalım. Ötekini de 80 yapalım. Yani artık sample'larımız çoğalacak. Şu anda gördüğünüz gibi bizim Progressive render dediğimiz şey şurada e, çıkıyor. Yüzde 16, yüzde 17, yüzde 22 gibi. Şimdi ben bunu bakıta aldığımda şu anda gördüğünüz gibi nereye e, kameradan mesela bir değişiklik yapayım. Şöyle zoom yapayım mesela hafiften. Her seferinde bunu piksel piksel düzeltmeye çalışıyor. Fakat bakıta geçtiğimde artık bu piksel piksel düzeltme değil en son halini direkt size gösteriyor. Bu arada hala bizim şeylerimiz yeterli değilmiş biraz daha yükseltebiliriz şunları. Şu anda gördüğünüz gibi her e, bu blokları, blok size'larını da kendimiz belirleyebiliyoruz. Blok blok bunu düzen, düzeltiyor e, ve ona göre bir render veriyor. Fakat bucket render'da ise direkt, e, pardon progressive render'da ise piksel piksel bunu görüyoruz. Aslında ne yaptığınızı görmek açısından bence en doğru yöntem progressive render yöntemi. Çünkü anında size cevap verebiliyor. Yani real time bir edit yapabiliyorsunuz. Real time projede çalışabiliyorsunuz. Geçelim. Diğer kısımları aç girmeyeceğim. buradaki diğer ayarlara ilerleyen bölümlerde, ilerleyen videolarda gösterebilirim ama çok basit şeyler. Yani ekranın screenshot'ını alıyor. İşte iki sahneyi karşılaştırmak için screenshot'larını gösteriyor. Bunları kullandıkça daha detaylarına gireriz de bence kamera çok önemli. O yüzden direkt kamera ayarlarıyla devam etmek istiyorum. Şu anda biz kamerayı ekledik ama normal Cinema 4D'nin kendi kamerasını kullandık. Ee, Redshift'in içinde de bir kamera var. Yani standart Fisheye diye şurada gelen kameralar var. Fakat aslında birebir aynı şeyi yapıyor. Yani ben buraya standart kamera eklediğimde tek yaptığı şey aslında Cinema 4D'nin kendi kamerasını ekleyip yanına bir tag eklemek. Bu tag de Redshift'in, e, Redshift kamera tagi. Yani aslında aynı şeyi yapıyor. Şu anda eklediğim kameranın ismi şöyle K1 yapalım en azından. Farklı bir isimde olmuş olsun. Şimdi biz normal Cinema 4 kendi kamerasını kurduk. İşte focal length'ini buradan alıyor. Sensör size'ını buradan alıyor. Focus distance'ını buradan alıyor. Yani aslında şöyle kameradan çıkayım ben. Nasıl bir kameramız var? Şu anda kamerayı bu şekilde görüyoruz. Fokusu burada. Biz Focus Distance'ı buradan değiştirebiliriz. Bun, e, bunları niye anlatıyorum? Çünkü Redshift aslında bu ayarları Cinema 4D'nin kendi kamerasından alıyor. Ben kameraya sadece sağ klik, Redshift Tag, buradan kamera özelliği ekliyorum. ve normal Cinema 4D'nin kendi kamerasını kullandım. Burada ilk göstereceğim şey de alan derinliği tabii. E, alan derinliğini nasıl ekleyebiliriz? Zaten ilk tag olarak bokeh, bokah, bokeh. Ee, her dilde farklı söylüyor, herkes farklı söylüyor bunu. Bokeh diyelim. Bokehe geliyoruz. Burada override enabled diye iki seçenek var. Bunları aktif ediyoruz ve artık red Redshift'in e, kullandığı alan derinliği özelliklerini kullanmaya başlıyoruz. Şu anda 3 tane seçenek var gördüğünüz gibi. Şu anda ne diyor? Focus settings, drive focus distance from camera diyor. Yani Cinema 4D'nin kendi kamera uzaklığını alıyor. Eğer bunu kapatırsak Cinema 4D'nin bizim kamerada az önce verdiğimiz şuradaki focus distance'ı değil kendinin içinden de bunu yapabiliyor. Fakat ben Cinema 4D'nin kendi focus distance'ını kullanmayı seviyorum. Yani çünkü orada neye nasıl geldiğini açıkçası ben çözemediğim için e, bu daha mantıklı geliyor. Tekrar bokeh bokeh kısmına girelim. Bunu Cinema 4D'nin aldığını söyleyelim. Yani Cinema 4D'nin kendi kamerasından aldığını, yani objek kısmından aldığını. Söyleyelim ve buna ilk seçenek radius bu e, alan derinliğinin ne kadar yüksek olacağını söylüyor aslında e, size yani ben bunu yükseltirsem alan derinliği artacak düşürürsem alan derinliği tamamen kaybolacak fakat bunu görmek için tabi sahnede birden fazla obje olması gerekiyor e, hemen bu objeden clonerla bir 8-10 tane daha yapalım ve alan derinliğini de görmüş olalım. Bizim e, o modelimiz burada yukarıdan mograftan cloner ekleyelim bu modelimizi bunun içine alalım. Zaten otomatik olarak şöyle üst üste ekledi. Buradan grid array yukarıya doğru yapma. Aynen 3 x yönüne pardon 3 z yönüne 3 de x yönüne doğru bize şey verecek. Şimdi cloner'ı tekrar sahnemizi alalım. Şöyle Aslında direkt right view'dan görebiliriz bunu. Şöyle bir oturtalım aşağı doğru. Evet çıkalım. Sol solda kaldılar. Şey sağda kaldılar. Sola doğru alalım. Aynen. Şu anda kaç tane? 9 tane e, ödül şeyimiz var. Modelimiz var. Bunlar çok fazla standart oldu. Çok birazcık random ekleyelim. Random dağılsınlar. Efektör. Random efektör. Random ekledik. Parametrelere geliyorum. Burada e, x'i sanırım. X'i mi sıfırlamamız gerekiyor? Hayır. Sıfır. Ups. Tabii ki y. Bu şekilde bunların aralarını biraz daha açalım isterseniz. Şöyle 100 Santim falan olsun araları. Klonları e, da birazcık büyütebiliriz aslında burada. Şunları biraz daha açalım çok iç içe girdiler. Aynen şöyle bir şeyimiz olsun. Şu random biraz daha iyi yapmak istiyorum da. Şu şekilde. Şimdi tekrar kameraya geliyorum. Kamerada obje ayarlarında focus distance soruyor. Zaten kenarında bir ok var. Bununla da hangi objeye ya da hangi noktaya fokus olacağını ayarlayabiliyoruz. Ben buna tıklıyorum ve burada mesela şu anda şuna sadece fokus olsun istiyorum. Yani buraya fokuslanacak. Şimdi tekrar kameradan e, retif kamera ayarlarından alan derinliğini yükseltiyorum. Bu arada ekranda olmayan yani sahnenin içinde olmayan bir objeye fokus verdim. Şöyle yapalım. Tekrar kameraya geçelim. Kameranın içinden görerek yapalım. Objeye geldim. Tekrar focus distance'ı tıklıyorum. Ve şu soldakine fokusladım. Gördüğünüz gibi Direk alan derinliğini vermiş oldu ve neredeyse hiçbir yer yapmadık yani bunlar için. Sadece alan derinliğinin oranını yükselttik, gücünü yükselttik ve bir tane dom light'ımız var. Buna da bir HDR ekledik. Zaten Redshift'i benim sevdiğim özelliklerinden biri bu şekilde çok basit çalışması. Çok böyle tabii ki detaylı şeylere girebilirsiniz. Özellikle materyal kısmında not based olduğu için biraz karışık gelebilir ama bazı şeylerde aşırı kolay tek tıkla yapabildiğiniz şeyler. Örnek verecek olursak mesela e, ekranda eğer çok karanlık ya da çok aydınlık geldiyse bu ekran size e, bu sahne bunu downlight'a girip direkt exposure'ını kısıp bu şekilde karanlık bir stüdyo yapabilirsiniz ya da daha aydınlık bir stüdyo yapabilirsiniz. Aynı şekilde ben bunu default alayım. Bu arada sağ klik yapıp preset'i de default dediğimizde ilk varsayılan gelecek. Aynı şekilde Kamerada bu ayarları yapabilirsiniz. Örneğin Retif kameraya geldik. Az önce bokeh ayarlarını yapmıştık. Şurada gördüğünüz ayarları yapmıştık. Yine aynı şekilde Color Controls, Exposure gibi ayarlarla bu ayarları tekrar tekrar değiştirebiliriz. Yani ben az önce Dome Light'tan bu ayarı değiştirmiştim. Şimdi ise kameranın içinden kamera ayarlarıyla bunu değiştiriyorum. ISO'yu yükseltebilirim. Kamera kullanan arkadaşlar bir ISO'yu yükselttiğinizde daha fazla ışık girer kameraya. Bu şekilde bunu ayarlayabilirim. Mesela ISO'yu düşürerek, ISO'yu düşürerek ya da shutter speed'i düşürerek, arttırarak normal bir kamera gibi, fiziksel kamera gibi kullanabiliyorsunuz. Bugün Redshift'e kısa bir giriş yaptık. Gelecek videolarda Redshift'i e daha fazla kullanacağız, daha fazla vakit geçireceğiz. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.